üç dönem oldu. Üçüncü dönem başladı. Pandemi süreci de araya dahil oldu ama bugüne kadar Beylikova'da kalıcı olarak neler yaptı Özkaner? Evet, önce hoş geldiniz ilçemize. Şimdi tabii benim bu üçüncü dönem. 2009 yılında göreve başladık. 2009'dan bu tarafa birlik beraberlik içinde bütün Beylikova ile birlikte hizmet yapmaya devam ediyoruz. Şimdi tabii çok uzun zaman geçti, yani 12. senemiz görevde olalı. Beylikova'ya başladığımız zaman ilk önce altyapı çalışmalarından başladık. Beylikova'nın içme suyu sıkıntısı vardı. Kanalizasyon yoktu. Altyapı sıkıntıları vardı. Biz ilk önce Beylikova'nın altyapısından önce ilçenin imarını değiştirdik. Arkasından kanalizasyon, içme suyu, doğalgaz, bu çalışmaları tamamladık. Sonra bütün caddelerin, sokakların, üst yapıların, asfalt çalışmalarını komple tamamladık. Şimdi tabii sadece altyapı çalışmaları bir taraftan devam ederken de bir taraftan da ilçemizde eğitimlere önem verdik. İlçemizde bir ortaokul, bir lise, bir ilkokul vardı. Şimdi ilçemizde ortaokul, lise, çok programlı lise, Anadolu İmam Hatip Lisesi yatılı ve Fen Lisesi var yatılı. Aynı zamanda anaokulu var, kreş. Kendi annemizin adına yaptığımız bir okul. İmam Hatip Ortaokulu var. İlçede eğitim konusunda Eskişehir'in 3. sırasına yerleştik eğitimde. Sağlık alanında hastanelerimiz, hastane 10 yataklı bir entegre hastanesi yaptık ilçeye. Şimdi tabii biz hem altyapıyı hem eğitim konusunda hem de sağlık konusunda ilçedeki birçok eksikleri tamamladık. Şimdi üst yapı çalışmalarını devam ediyoruz bir taraftan da. Şimdi mesela ilçemize yeni kapalı pazar yeri yapıyoruz. Aynı zamanda millet bahçelerine başladık. Parklar yapacağız, yapıyoruz. Şu anda inşaatlarımız devam ediyor. Çünkü biz bu altyapı çalışmalarımız devam ederken ister istemez o bu kırma, dökme ve altyapı çalışmalarına bütün parklarımız ve sosyal tesislerimizde sıkıntılar oluşmuştu. Şimdi bu sene inşallah iki tane, birisi 23 dönüm, birisi 13 dönüm büyüklüğünde iki tane millet bahçesi yapıyoruz. Bir tarafında mangallar, ailelerin pikniklerini yapacağı yürüyüş yolları, çocukların eğleneceği yerler. Bir tarafta kafeterya tarzı, içinde su havuzları, yine insanların saatlerce oturup yiyip içeceği kafeler tarzında, kafeteryalar tarzında güzel bir millet bahçesi yapıyoruz. Bunun dışında mahallede küçük parkların tadilatına başladık. Bir taraftan bizim ilçemizde 7 tane halı saha var. Her okulun bahçesine halı saha yapmıştık. Ama şimdi artık sentetik tam boy sağ inşaatımız başladı. Belki görmüşsünüzdür. Şu anda devam ediyor. Bir ay içinde inşallah onu da teslim alacağız. Çünkü Beylikova Spor bizim yıllardan beri takımımız çok önemli. Bizim ilçe futbolu çok sever. İnşallah artık takımımızın da kendi sahası olacak. Ve aynı zamanda bu bölgenin sahası olacak. Diğer takımlar da burada maç yapabilecekler. Hamamımızı yapıyoruz. Hamamımızı bitirdik. Bu pandemiden dolayı açamıyoruz ama şu anda bitti. İnşallah ilçe hamamını da açıyoruz. Yüzme havuzumuz var. Aqua Park yapmıştık. Onlar hazır. İnşallah artık ilçemiz altyapısıyla, üst yapısıyla, parklarla, sosyal tesislerle Eskişehir'de yaşanan bir en güzel ilçe olma yolunda ilerliyoruz. Bir taraftan da büyük yatırımlarımız da devam ediyor. İlçemizde biliyorsunuz Tarım Kredi Süt Fabrikası sadece Türkiye'deki tek fabrikası ilçemizde. Onların çalışmaları da devam ediyor. Bir taraftan nadir toprak elementleri diye bir madenimiz var. Şu anda oradaki çalışmalar bitmek üzere. Pilot tesis inşaatı tamamlamak üzere. İnşallah önümüzdeki sene orası da hizmete girecek. Yani şu anda mesela yine bir yeni bir işe başladık. Beylikova sulama tesisleri, depolama tesisleri. Depolama tesisleri bizim çok eskiden başlamıştı. Biz bu sene Beylikova Belediyesi olarak işletmesini DSİ'den belediyemize aldık. Bu sene bir 3000 dönüm yakın bir arazi sulamaya başladık. Önümüzdeki sene 12.000 dönüm arazi sulanacak. Bununla ilgili kanallarda bir sıkıntı vardı. Şu anda müteahhit ilçemizde 3 gün oldu geleli. Şu anda kanallardaki tadilatlar devam ediyor. Bütün sulama sistemi, kapalı devre sulama sistemi olduğu için her parsele de kartlı sayaçlar takıyoruz. İnşallah ilçemizde önümüzdeki sene 12.000 dönüm arazi ilk defa suyla buluşacak. Bu da bizim Beylikova'nın normal sulu arazisinin iki katı demek. Gerçekten Beylikova ilçesi için çok büyük bir gelir kaynağı. Çiftçilerimizin ve ülkemizde pandemi dolayından dolayı, tarım ihtiyacından dolayı çok büyük bir hizmet olacak inşallah. Zaten şu anda 3000 dönümü suladık, 12.000 dönümü de inşallah bu sene
baharla birlikte sulanmaya başlayacak. Onu da Beylikova Belediyesi olarak biz üstlendik. Tabii soracaksınız, OSB'niz vardı. Şimdi evet, çok dolu dolu anlatınca hiç araya giremedim hakikaten. Evet. 10 senelik bir süreçte değişim çok hızlı bir şekilde olmuş ama odak noktası Beylikova dendiğinde akla ilk gelen detaylardan biri de Beylikova organize sanayi bölgesi, besicilikle ilgili olan. Çünkü Türkiye'nin ilk besi organize sanayi bölgelerinden biri. Onunla ilgili neler söylersiniz? Şimdi doğru, Beylikova'da, yani Beylikova'nın kalkınmasının gelişinde iki tane önemli şey var. Yani doğrudan vatandaşı ve çiftçiyi etkileyecek. Birisi sulama barajı, birisi de OSB. Çünkü bunlar direkt çiftçiyi ve üreticiyi ilgilendiren kısım. Demin dediğim gibi barajı teslim aldık DSE'den. Yani Beylikova işletmesini, Beylikova Belediyesi olarak üstlendik. Şu anda barajımız sulamaya başladı. Önümüzdeki sene 12 bin dönüm yeri sulayacak. Bu Beylikova'nın zaten ekonomisine çok ciddi bir ekonomik katkı sağlayacak. OSB ile ilgili de şöyle yaptık. Aslında bunu ilk defa söylüyorum. Daha önce bir basın açıklaması da yapmadım bu konuda. Bugün belki OSB'yi gezmişsinizdir. Şimdi biz Türkiye'de OSB besi organize sanayi olarak 5 tane yapıldı. Ve bunlardan bir tanesi de Türkiye'de 5 tane, bir tanesi de Beylikova'da, Eskişehir'de. Onunla ilgili bu son dönemdeki talepleri dikkate alarak Türkiye'de süt OSB sanayi yoktu. Yani süt besi organize sanayi, sütçülük OSB yoktu. Bakanlıkla geri görüşmeleri tamamladık. İnşallah bu hafta nihayet sonucu erdiriyoruz. Beylikova'ya artık süt OSB olarak dönüşüm yapıyoruz. Ve Türkiye'de tek süt OSB olacak. Öyle olunca, çünkü bizim bu bölge bir süt diyarı, yani süt, Beylikova demek süt diyarı demek. Zaten bütün sloganlarımız da onun üzerine. Beylikova süt OSB olarak bunu gerçekleştirdiğimiz anda hem yatırımcıdan dolayı, hem üretim açısından, hem de çiftçilerimiz açısından daha büyük bir getiri sağlayacağına inandığımız için bununla ilgili görüşmeleri tamamladık. İnşallah önümüzdeki haftadan sonra bununla ilgili zaten duyurularımızı da yapmaya başlayacağız. Ama şimdiden böyle bir şey yine ön olarak söylemiş olayım. İnşallah Beylikova süt OSB olarak yolumuza devam edeceğiz. Evet, şimdi tabii altyapıdaki tüm detaylar tamamlandı, üst yapıya da başlandı ama önümüzde de bir 3 sene daha var. Böyle bir süreç var. Bu süreçte böyle yapmayı çok istediğiniz, arzu ettiğiniz, hedefinizde olan bir icraat var mı? Şimdi Beylikova ne yapılsa hak ediyor. Beylikova gerçekten hani coğrafi konum açısından Eskişehir'e tam bir merkezi konumunda. Biliyorsunuz hızlı tren, yük trenleri, bütün tren yolları Beylikova'dan geçiyor. Ve coğrafi olarak da Miyalçık, Alpa ve Sivrisar'ın tam ortasındayız. Otoban çalışmaları da biliyorsunuz Beylikova üzerinden devam edecek. Şimdi biz zaten altyapısını tamamladık ilçemizin, çok şükür. İleriye doğru imar planlarımızı tamamladık. İşte dediğim gibi kapalı pazar yerimizi, sağlık, hastane, okul, kanalizasyon, doğalgaz, ilçemizde biliyorsunuz doğalgaz var. Biz her şeyi tamamladık. Şimdi bu baraj ve şeyi tamamladıktan sonra, besi organize sanayi bitirdikten sonra, şimdi mesela bir de TOKİ yapıyoruz. Şimdi ilçemizde zaten 48 adet TOKİ konutları vardı. 200 adet de şu anda ihalesi aşamasında. Beylikova 200 adet konut yapılıyor. Onunla ilgili oradaki çevre düzenlerimize de başladık. Oralardaki altyapı demeyeyim de o mahallelerdeki yolları ve yerine yapılacak TOKİ'nin yollarını da TOKİ gelmeden yapmaya başladık. Şimdi Beylikova tabii çok farklı bir konuma gidiyor. Şimdi bunu niye öyle söylüyorum? Çünkü bizim bu Eti Madeni'nin bu kıymetli toprak elementleri tesisi ilçemiz sınırlarında. Bu tesis açıldığında Beylikova bütün dünyada tanınır bir ilçe, bir maden ilçesi olacak. Biz bununla ilgili zaten daha önceden hareket ederek imar planlarımızı sayısal olarak hepsini değiştirdik. Konut alanlarımızı hazırladık. Çünkü yani bizim umudumuz değil, yani gözüken bir şey var. Bir ilçe çok ciddi bir büyüme potansiyeli olacak. Onunla ilgili de konut alanlarımızı falan yapıyoruz. Belediye olarak da alacak yerleri, isme gelecek yerleri bir taraftan isme geliyorum. İnşallah önümüzdeki 3 sene sonra Beylikova bu saydığım işte devam eden projelerin hepsini tamamlayıp ilçede çok ciddi yatırımların olduğu. Mesela şu anda bizim ilçede Eskişehir'de tek olan biyogaz tesisi inşaatı bitmek üzere. Şu anda biyogaz üretime inşallah önümüzdeki hafta başlıyor. İnşaat bitti. Lisans izinleri bu hafta alındı. Şu anda test üretimleri başladı. Şimdi mesela Beylikova biyogaz ve organik gübre üreten şu andaki Eskişehir'deki tek ilçe. Şimdi bununla ilgili de yatırımlarımız devam ediyor. İnşallah Beylikova çok kısa bir süre sonra sanayileşmiş maden ilçesi,
tarımda Eskişehir'de bu sulamayla birlikte Eskişehir'deki en verimli sulanabilir kapalı sistem, sulama sistemi, hatta bir 13 bin dönüm arazinde ilgili yatırım kararları alındı. İnşallah bir 13 bin dönüm araziyi de önümüzdeki seneler içinde sulamaya açıyoruz. Süt OSB'yi de önümüzdeki hafta inşallah açıklayacağız. Zaten besin organ sanayimiz var, dönüşüm yapıyoruz. O da sütçülük üzerinde de yine ilçe, Türkiye'deki tek süt OSB olan ilçe durumuna geçecek inşallah. Beylikova hayvancılık, tarım, sanayi, maden, her konuda altyapısıyla her şeyde hazır. İnşallah önümüzdeki süreçini bambaşka bir Beylikova görülecek. O zaman şunu diyebiliriz, soru şeklinde sormayayım doğru. Çünkü genelde Türkiye'de kırsalın bir göç sorunu var. Göçün de en büyük nedenlerinden biri eğitim, biri sağlık, biri altyapı, biri de sanayileşme. Evet. Beylikova buna izin vermemek için tüm tedbirlerini aldık. Evet, biz bütün tedbirlerimizi, altyapımızı, her şeyimizi hazırladık. Artık Beylikova kar topu gibi büyümeye devam edecek, ediyor. Beylikova'da bu birlik beraberlik içinde bütün işte teşkilatlarımızla, halkımızla, köylerimiz, muhtarlarımız, işte idare amirlerimiz ve Beylikova Belediyesi personel olarak uyum içinde. Her şey zaten bizim sorumlu, her şey Beylikova için diyoruz. Beylikova için elimizden ne gelirse gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah çok kısa sürede Eskişehir'deki en yaşanabilir ilçelerden biri olacağız. Ben bütün Beylikovalara yani hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. Çünkü Beylikova'ya hizmet etmek farklı bir şey. Ben yani 3. dönem belediye başkanıyım. Hep uyum içinde çalıştık Beylikovalarla, teşkilatlarımızla. İnşallah hep birlikte bunu da başaracağız. Bunu da göreceğiz yakın zamanda. Beylikovanın üzerinde hep oylar. Çok şükür. Yani vatandaş, halk bizi destekledikçe biz hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben o yönden bir halkımıza, vatandaşımıza, biz çünkü biz demiyoruz hiçbir zaman. Yani ben demiyoruz, biz diyoruz. Birlikte yapacağız, birlikte başaracağız diye yola çıktık. Ve şu güne kadar da hiç beni yalnız bırakmadı Beylikova halkı. Hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah çok güzel günler de bizi bekliyor. Eğitim alanı orası bir kampüs gibi olmuş. Başkanım, evet. Orada bir yüksek okul olabilir mi önümüzdeki dönemde? Hedeflerimizden bir tanesi de o. Çünkü ilçemizde gerçekten yani eğitim konusunda her şeyi tamamladık. Altyapı olarak, binalarımız olarak, mevcut yerlerimiz olarak, bir tarım ilçesi, işte OSB'miz, organize sanayimiz, her şeyi tamamlıyoruz. Beylikova'da şu anda önümüzdeki süreçte en çok mücadele ettiğim konu Beylikova'da bir üniversitenin bir bölümü açılması için de biz zaten imar planlarımızda bütün yerleri işledik, üniversite alanlarını işledik, mevcut binalarımız var, mevcut arazilerimiz var belediyemiz ait, onların da hepsini de vermeye hazırız. Yeter ki tarım üzerine, yani bize çünkü veterinerlik, tarım üzerine, bizim Beylikova organize sanayi, süt sanayi ile ve madencilik tabii var ama tarım biliyorsun bütün araziler, işte yeni bir barajımızla birlikte önemli olan ziraat veya hayvancılık, veterinerlik üzerine yani böyle bir bölümle yola çıkmak istiyoruz. İnşallah. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. İlçemize geldiniz, bizi de ziyaret ettiniz. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun.